Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi kaldırmasının ardından şimdi de üst lige terfi talepleri gelmeye başladı. Neredeyse Türkiye'nin her tarafından e, bu tip talepler geliyor. Aynı küme düşmenin kaldırılmasında olduğu gibi terfi taleplerindeki argümanlar da doğrudan ya da dolaylı imalar yoluyla siyasi dayanaklara sahip. Oy potansiyelinden bahsediliyor. Şehrin siyasi anlamdaki gücü bir şekilde çoğunlukla belediye başkanlarından zaten geliyor. Bu noktada da Türkiye Futbol Federasyonu nedense sadece CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na sadece cevap verdi. Diğer belediye başkanlarına hiç sesini çıkartmadı. E, enteresan bir yapısı var Türkiye Futbol Federasyonu'nun biliyoruz. Kimsenin bu arada futbolu düşündüğü yok büyük ihtimalle. Varsa yoksa herkes kendi bekası ve kendi camiasının önceliklerine bakıyor nispeten hak verebiliyorum. Elbette ki kulüp başkanları kendi camialarını, kendi kulüplerinin çıkarlarını önde tutacaklar ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceliğinin Türk futbolu olması gerekiyor ki bu hüküme düşmeyi kaldırdıkları gün futbolun önceliklerini düşünmediklerini çok net ortaya koydular. Şimdi hay 21 olmuş hay 22 ne fark eder işte diyenler var. Bu sadece spor adamları içinde değil taraftar bazında da duyuyoruz. Hani bir takım eksik fazla işte bay hafta olmasın bay çeken takım olmasın her hafta karşılaşmalar oynansın diyenler var. Hani tek bir takım ne fark eder diye düşünülüyor. Arada küçük bir fark yok. Ne yazık ki. 21 takımlı ligde geçtiğimiz sezonlara göre toplamda 8 hafta daha fazladan maç yapılması gerekiyor. 42 haftada 420 karşılaşma demek. 22 takıma çıkarttığınız anda maç sayısı 462'ye çıkıyor. 42 maç fazlalaşıyor. E, bu fazlalaşan zaten dediğim gibi 18 takıma göre çok daha fazla maç oynanacak. Bir 42 maç daha bunun üstüne eklerseniz bunun lojistik sorunlarını nasıl aşacağınız tamamıyla meçhul. Zaten zaten yetersiz olan hakemlerle bu yeni iş yükü de bindiği zaman daha da kötüye gideceği kesin. Yetersizlikten ötürü bazı alt klasman hakemlerini normalde olması gerektiğinden çok daha çabuk şekilde terfi ettirip yani o gerekli tecrübeyi belki edinmeksizin belki hiç hak etmeden üst seviyeye terfi ettirilecekleri çok açık. Başka türlü bir maç trafiğine yetişme şansı yok TFF'nin. Sadece karşılaşmaları yöneten hakemler değil. Var hakemleri de aynı kişilerden oluşuyor sonuçta. Bu hakemler üst klas Spanya terfi ettiği zaman alt klasman maçları için hakem açığı doğacak, onları ayarlanması lazım. Yani inanılmaz bir karmaşa bizleri bekliyor. Zaten sorunlu olan Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluş ilişkisine de bu olayın etkisi negatif olacak muhtemelen. Zira fazlalaşan maç sayısı demek daha fazla ekipman, daha fazla eleman, daha fazla ulaşım ve benzeri giderler oluşacak demek. Zaten zararda olduğunu iddia eden yayıncı için bu ek maliyet ler sorununun nasıl çözüleceği ayrı bir muamma. Daha fazla maç yayınlanacak, daha fazla maç geliri olacak diye düşünüyorsanız, bunu daha önce de söylemiştim, yanılıyorsunuz. Türkiye'de çünkü hangi maçların izlendiği, hangilerinin izlenmediği çok net bilinen bir konu. Dolayısıyla yani maç sayısının artması, yayının artması demek çok fazla bir ek kazanç getirecek anlamına gelmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvimine göre 11 Eylül'de başlayan lig 16 Mayıs da sona erecek. Yani bu yaklaşık 8 ay 5 günlük bir süre anlamına geliyor. Ve totalde de 36 hafta sonu var. Bahsettiğim tarih aralığında. Oysa şu anda 21 takımla 42 hafta oynanacak. Yani şu andan daha başlarken 6 hafta bir fazlalığınız oluşmuş demektir. Bunun haricinde kupa maçları, milli maç araları, Avrupa kupaları bütün bunları da eklediğiniz zaman neredeyse 3 günde bir maç yapılması gerekecek. Hiç ara vermeksizin. Yani devre arası falan falan bile olmaksızın 3 günde bir maç yapmanız gerekecek ki bu tempoyu sporcuların hele ki şimdi hazırlık kampı konusunda da zaman sıkışıklığı nedeniyle sıkıntılar yaşanacağını bildiğimiz için çok ciddi problemler oluşacak demektir. Kulüpleriyle maç başı anlaşan futbolcular var. Birçok kulüp artık sözleşmeleri buna göre yapıyor. Şimdi maç sayısı artınca bu oyunculara yapılacak ödemeler de elbette ki oynarlarsa daha fazla olacak. Bu ek maliyetler nasıl karşılanacak? Türkiye Futbol Federasyonu buna nasıl bakıyor? Büyük ihtimalle hiç umursamıyorlar ayrı konuda da. Mesela bu da bir sorun. Bugün transfer sezonu açılıyor. Ligin başlamasına da çok az yani bir ay Biraz fazla bir zaman var. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hala harcama limitleri açıklanmış değil. Yayıncı kuruluşta olan mali itiraflar çözülmüş değil. İndirime gidilecek mi, gidilmeyecek mi bunlar belli değil. Sezon seyircili mi oynanacak, seyircisiz mi oynanacak? Hiç kimse bir şey söyleyemiyor ki. Haklılar yani olağanüstü bir durum söz konusu. Bu kadar belirsizlik arasında kulüpler nasıl bir bütçe hazırlayıp da transfere başlayacaklar. Transferleri hazırlığın kampına nasıl yetiştirecekler? Bunlar tamamen meçhul. Zira hazırlık kampları bu sene az önce de söylediğim gibi son derece önem arz ediyor. Yüklemelerin, sezon başı yüklemelerinin yapılması, sakatlıkların azalması anlamında çok ciddi önem arz ediyor. Bu şartlar altında önümüzdeki sezonun her türlü sonuca açık olduğunu öngörmek çok da zor değil aslında. Zirvenin gediklisi olan kulüplerin arkamızda bıraktığımız şu geçtiğimiz sezonda nasıl sonlandırdıklarını gördük. Yani Beşiktaş son anda kendini ilk üçün içine atmayı başardı. Mesela Fener Bahçe ve Galatasaray ilk 4'ün dışında kaldılar. 5'in dışında kaldılar. Önümüzdeki sezonlarda çok da farklı olacağını özellikle bu önümüzdeki sezonun çok da farklı olmayacağını düşünüyorum. Büyüklerin 3 dışında kalması şampiyonluktan uzaklaşması anlamında değil ama zirveyi alışkın olduğumuz gibi büyüklerin domine edeceğini hep birlikte domine edeceğini pek zannetmiyorum. Zira her birinin inanılmaz e, mali problemleri var. Bir yandan geçmişin hatalarıyla oluşan bu borç yükü, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nun az önce saydığım bir takım açıklamaları ve düzenlemeleri yapmaktaki gecikmesinden doğan belirsizlikler, bir taraftan yayın gelirlerinin muhtemelen düşecek olması, öte yandan döviz kurlarındaki sürekli oynamalar kulüpleri tamamen kıpırdayamaz hale getiriyor. Bu nedenle şu anda sahip oldukları oyuncular taraftar beğensin beğenmesin en azından belli bir e, seviyede formunu sürdürebilen oyuncuların tutulması takım içerisinde tutulması çok önem arz ediyor Çünkü yeni transfer yapıp yapamayacakları çoğunun belli değil Bu sene elindeki bu oyunculardan az önce bahsettiğim e, tarz oyuncuların verimini arttırabilecek onları biraz daha yukarıya e, oyun anlamında takıma monte edebilecek, takımın total verimini yukarıya çıkartabilecek teknik direktörler bu ortamda çok ciddi bir fark yaratacaklar. Zira hiçbir kulüp bu az önce sayılan şartlarda kalite anlamında diğerlerinin çok önüne çıkıp kalite anlamında domine edebilecek bir durumda değil. Belki de bu sezonun sonunda Türkiye'de yepyeni bir şampiyon çıkacak, yeni bir sürpriz olacak. Yani buna açık bir sezon. Aklını biraz kullanan, biraz mantıklı, makul yatırımlar yapan, haddini bilen, oyun planını buna göre kuran takımlar sürpriz yapıp zirveyi rahatlıkla zorlayabilecekleri bir sezona giriyorlar. Her ne olursa olsun Türk futbolunun geleceği bu şartlarda çok da parlak gözükmüyor. Umarım yanılırım ama şu anki tablo ne yazık ki böyle gözüküyor. CR